Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir masa montajı yapmayı göstereceğim. Beraber yapacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar ben bu masayı hazır olarak satın almadım. Gördüğünüz gibi masa tablası ayrı. Şurada masa ayakları var. Ayrı. Bunların birçok seçeneği vardı. Ben bunları seçtim, karar kıldım. Vidaları ayrı. Farklı farklı yerlerden aldım, anlayacağınız. Şimdi masa tablasından bahsedeyim biraz. Masa tablası arkadaşlar 18 milimetrelik sunta değil, MDF bu. 18 milimetrelik. 140'a 70 eni, 140'da uzunluğu olan bir tabla. Piyasada ben istediğim masalarda bu boyut yoktu. O yüzden kestirdim zaten. Kendim yapmaya karar verdim. Hani ihtiyacı olan arkadaşlar varsa bu şekilde hani hem bilgisayarını koyup hem de çalışma masası olarak kullanabilirler. Daha geniş oluyor. Ayaklarından birazcık da bahsedeyim arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi birçok türde ayak var. Ağaç olanı var, ahşap olanı var. Neyse demir, metal, farklı farklı, alüminyum, boyalı, boyasız, farklı farklı, köşeli, düzü. Seçenek çok ama ben bunlara karar verdim dediğim gibi. Bunlar daha köşeli olduğu için birazcık daha sağlam gibi geldi bana. Yakışacağını da düşündüm açı. Buna karar verdim. Bunu beraber arkadaşlar yapacağız biraz sonra. Vidalarını da yine ayrıca sanayiden satın aldım buradan. Yanlarında gelmedi maalesef. İyi ki de gelmedi. Çünkü daha güzel şeyler düşündüm bununla ilgili. Biraz sonra sizinle paylaşacağım bunu. Şimdi arkadaşlar, vidalarını hemen ben göstereyim size. Şimdi bu isimlerini bilmiyorum ama şunları ben birkaç yerde görmüştüm. Bunlar ahşaba delinerek içine saplanıyor arkadaşlar. Buraya da vidalar giriyor. Böylece istediğimiz zaman ayaklarını çıkarmış olacağız. Yani taşınırken falan kırılma durumu ortadan kalkıyor arkadaşlar. Demonte gibi bir şey yapacağız yani. Hem de sağlam olacak bunlar. Şimdi arkadaşlar şu vidalardan bahsedeyim. Bu vidaları ben biraz uzun almışım. Ama metrik altı vidalar bunlar. Şunun tekrardan geri gitmek istemiyorum kısasını almak için. Bunları ben pullarla çözeceğim. Yetmezse kalınlığı yine kısaltmak için buradaki pullardan kullanacağız. Tabii siz buna dikkat edersiniz. Benim buradaki vidalar uzunluğu ikilik. Yani 20 milimetre arkadaşlar. 20 milimetre. Bunu 18 milimetrelik ya da 16 milimetrelik alırsanız daha iyi olur. Pullara da gerek kalmaz böylece. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şeylerin ayakların şeyleri de burada. Bunları ben ölçerek aldım vidayı. Şuradan önce ölçersiniz hangi tür vida. Büyük ihtimalle metrik altı oluyor. Metrik 5'ler de vardı. O biraz ince geldi bana. İnce ince geldi. O yüzden onu vazgeçtim. Daha kalın olsun dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun için ne gerekiyor? Hemen şeye girelim. Bir tane yıldız tornavida. Bir tane altılı alyan anahtar. Ve şu aparat. Hani bunu tam olarak ismini ben bilemiyorum. Zaten tarif etmesi de bayağı bir zordu sanayici arkadaşlara. Neyse sonuçta bulabildim. Metrik 6 vida ve pullar. Arkadaşlar şu şeyi delmek için de tablayı bir tane 6 milimetrelik uç ahşap ucu ve matkap kullanacağız. Başka da bir ihtiyacımız yok arkadaşlar. Şimdi hemen şeye gelelim. Başlayalım yani. Ben masa tablasını da bir detaylı göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar daha önceden ben ölçtüm burayı. Burası şu şekilde 8'e 4 yaptım. Yani siz de yaparken siz ölçersiniz. Ben daha bu oranın çok iyi olduğunu gördüm. Birkaç alternatif baktım. En güzeli buydu. Masaya da denge de sağladı. Zaten doğru olup olmadığını hep bir yaptan sonra göreceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar masa ayağını bu şekilde takacağız. Önce kalemle işaretledik. Sonra buralara delgi deleceğiz.
Evet arkadaşlar, şimdi delme işine başlayalım. Kontrol delebilmek için ucuna ben bir kağıt bant yapıştırdım. Mesafeyi daha kontrollü yapabilmek için delme işinde. Arkadaşlar, delikleri deldik. 6 milimetrelik matka burcu, yalnız şunu girmez için küçük geldi. 8 numaralı matka burcuna geçtim. Şimdi tekrar deleceğim, deliklerin üzerine gideceğim. Ama şunun boyutuna bir bant yapıştıracağım ki fazla delip de öbür taraftan geçmeyelim diye. Arkadaşlar, şöyle bant yapıştıralım. Şunun boyutlarında. Evet. Evet arkadaşlar, bunu takacağım şu an. Gördüğünüz gibi iyice sıkışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bunları temizleyelim ki bu şeylere de sıkıştırmasın. Evet arkadaşlar, bu şekilde masamızın ayarını monte edeceğiz. Bunu matkapla da yapabilirsiniz arkadaşlar, ama ben görmeniz açısından ya da matkap olmayan arkadaşlar için bunları da yapabileceğini gösteriyorum. Tabi bileği yoruyor bu. Zorluyor sonuna doğru. Evet, bayağı sağlam görünüyor. Evet. Diğer ayakları da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, masanın ayaklarını vidaladık. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi döndüreceğiz masayı. Bakalım nasıl olmuş. Beraber göreceğiz. Arkadaşlar, masamızı bitirdik. Çok güzel bir masa oldu. Beğendim ben yani. Siz beğendiniz mi bilmiyorum.
Ayaklar hafiften açılı. Tam bir düz değil. Bu yönü. Birazcık daha masayı güzel gösteriyor. Denge yönünden de güzel. Çok az bir sallantısı var. Makul düzeyde. Rengi falan da çok güzel. Atlantis çam diye geçiyor rengi arkadaşlar. Ayaklarının altı şimdi pingu var. Böyle göstereyim. Şurada pinguları var. Bu da ayar yapılabiliyor yani. Denge ayarı. Şekilde arkadaşlar atları. Çok hafiften bir sallantısı var. O da makul. Bence denenebilir arkadaşlar. Eliniz biraz yatkınsa bu tür şeyleri yapabiliyorsanız tablasını ayrı kestirip ayaklarında ayrı sipariş verip benim kullandığım yöntemle ayakları montajlayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt vidaları ben tabloya atmak istemedim. Oralara yuva açmak istedim. Videoda göründüğü gibi. İstediğim zaman da çıkarabilirim o vidaları. Taşıyabilirim masayı. Arkadaşlar bu masanın maliyeti hakkında da biraz bilgi vereyim. Masanın tablasını 400 liraya getirttirdim kargosu içinde. Ayakların tanesi 75 liradan 300 lira tuttu. Vidaları ise 25 lira. 400 tabla 300 700 yapar. 25'te 725 lira arkadaşlar. 725 lira. Hadi 750 lira diyelim. Piyasadan böyle bir masa almaya çalışsak şu an 2000 lira civarında. Bu masanın boyutları 70'e 140 arkadaşlar. Ve rengi de çok güzel. Atlantis cam. Düşünün arkadaşlar varsa eli de yatkınsa niye olmasın? Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.